Bismillahirrahmanirrahim. Babu ar-rajulu yatta'u sil'atan fi qabdiha thumma yamutu ve semenuha aleyhi deyn. Bu bahis şunu beyan ediyor ki ar-rajulu adam yatta'u sil'atan bir eşya satın alıyor. Öyle eşya ki fi qabdiha, onu da kabz ediyor. Yani satan adamdan alıyor kendi eline. Sümme yemutu. O alan adam ölüyor. Ve semenuha aleyhi deyin. Parasını da vermemiş. Borçlu. Bunun hükmü nedir? Şimdi adam öldü. O eşyanın sahibi gelse eşyada meydanda. Bu benimdir. Başkasına vermem. Başka borçları buna katmam. Bu eşyayı alırım diyebilir mi? Diyemez mi? Ulemanın bazısı diyor ki der. Diğer borçları katmadan madem kendisinindir onu alır. Ulemanın bazısı da diyor ki hayır, madem onun zimmetine geçmiştir, o diğer borçlarla beraberdir. Hepsi teksim ederler. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu en Yahya ibn-i Sa'idin en Ebi Bekir ibn-i Muhammed ibn-i Amr ibn-i Hazmi en Umar ibn-i Abdülaziz en Ebi Bekir ibn-i Abdurrahman ibn-i Haris ibn-i Hişam en Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eyyüma racülin efles, herhangi bir adam ki iflas etti, fe edreke racülün malehu, bir adam da o iflas eden adamın yanındaki eşyasına idrak etti, ulaştı, bi aynihi, aynıyla kendi malına ulaştı, fahve ahakku bihi, o ulaşan adam yani o satan adam, o malın sahibi daha ziyade hak sahibidir. Min gayrihi gayrisinden. Adam borçlu, iflas etmiş. Bu adam geldi, kendisinin malını buldu. Diğer borçları katmaz. Onu kendi malını oradan alır. Ötekiler de başka malı varsa alır, yoksa yok. Bunu Hazreti Ebu Hureyre'den Ebu Bekir ibn Abdurrahman rivayet ediyor. Ondan da Ömer ibn Abdülaziz rivayet ediyor. Şimdi rivayetler tekerrür edeceğinden bunu bellemeli. Bu hadisi Ömer ibn Abdülaziz rivayet eyledi. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Vahbun ve Bişr ibn Ömer hâve haddesena Süleyman ibn Şuayb kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle haddesena Şu'betü en Katade anin Nadr ibn Enes an Büşeyr ibn Nüheyk an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu anin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem İslam. Eyni hadisi şerifi Ebu Hüreyre'den bir de Büşeyr ibn-i Nüheyk rivayet eyledi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmun, ulemadan bir kısmı zahib oldular ki ila enner racüle izeştera abden bisemen, bir adam bir köle parasıyla satın alsa ve kabadel abde, köleyi de alsa, kabzise yani satın alan adam, ve lem yetfe semenehu, parasını vermedi, köleyi satın aldı, köleyi aldı götürdü, parasını vermedi. فَاَفْلَسَ الْمُشْتَرِي, müşteri ondan sonra iflas etti. وَعَلَيْهِ دَيْنٌ, onun üzerinde de borç var, kölenin parasını vermedi. وَالْعَبْدُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ بِعَيْنِهِ, o satın almış olduğu köle de aynen elinde duruyor. اَنَّ بَائِعَهُ, o köleyi satan adam اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ, başkasından daha ziyade hak sahibidir. Bu adam gelir kendi kölesini ondan alır, çünkü parasını almamış. Min guremâil müşteri, müşterinin diğer alacaklarından o kölenin sahibi daha evladır. Ve ihtecu fî zâlike bihâdel hadis. İşte bu mesele hakkında da bu hadiste ihticac eylediler. Ve hâlefehum fî zâlike âherûn. Ulemadan diğer bir kısmı bunları muhalefet ettiler. Fekâlu, dediler ki bel bâyu'l abdi, o köleyi satan adam ve sâirul guremâ, diğer alacaklılar fihi, bu meselede, o malda sevabı müsavidir. O kölenin sahibi köleyi alamaz yalnız başına. Ya diğer alacakları da var. Onlar toplanırlar. Herkes kendi alacağı nispetinde o köleden alırlar. Diğer mali varsa diğer malların hepsini ortaya koyarlar. Herkes ne kadar hissesine göre alır. لَاَنَّ مِلْكَهُ, satan adamın milki kad zâle anil abdi, köleden zâil oldu. O sattı, kendi milkinden çıktı, ötekinin oldu. Ve kharece min damanihi, satan adamın damanından köle çıktı. Fe innema huve, o satan adam fi mutalebeti garimin, bir borçlunun
mutalebesindedir. Alacağı var birisinde, onu talep ediyor. Min guremâil metlûh, metlûb olan o boşluğunun alacaklarından birisidir. Bu adam iflas etmiş, onun birçok vereceği adamlar var, birisi de kölenin sahibi. Yutâlibuhu bideynin fî zimmetihi, o müşterinin zimmetinde olan borcu istiyor. Köleyi alamaz, borcu ister. Zâ vesîkate fî yedeyhi, elinde bir vesika yok. Yani ille kendisinin bizzat kölesidir. Böyle bir vesika yok. Satmış, kendi zimmetinden çıkmış, ötekinin malı olmuş. Fehuve, o köleyi satan adam. Vehum diger gurema fi cemi'i malihim seva. O iflas eden adamın bütün malında müsavidirler. Gerek köle, gerek diger mallar hepsi toplanır. Hesap edilir. Ne kadar tuttu. Bir de borçlar. Borçları ne kadar, o da hesap eder, edilir. Eğer o para borçları öderse herkesin alacağı tamamıyla alır. Yok, para az, alacak çoğsa herkes kendi alacağı nispetinde alır. Tenasüb usulüyle. Ve kâne min hüccetihim alâ ehlil mekâletil ula fî fesâdi mâ zehebu ileyh. Birinci mekâle sahiplerinin gitmiş oldukları mezhebin fesadına delalet eden hüccetlerdendir diyor. وَاَحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ مِنْ حَد۪يسِ اَب۪ي هُرَيْرَ Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinden kendi kavullerine ihticac ettiler ya, birinci zümre. اَلَّذ۪ي زَكَرْنَا Yukarıda zikreyledik. اَنَّ الَّذ۪ي ف۪ي ذَٰلِكَ الْحَد۪يسِ O hadisi şerifte olan mana, hüküm şu. فَأَسَابَ رَجُلٌ مَا لَهُ بِعَيْنِهِ Adam iflas etti. Adam da kendi malını ayniyle buldu. Kendi malını buldu diyor. Müşterinin malını değil, kendi malını aynine buldu. Bak Resulullah Efendimiz öyle diyor. Fe edreke malehu bi aynihi. Ve innema malehu bi aynihi. Onun aynıyla malı olur. Yekev alel mağsub. Eğer gasp olunmuşsa kendi malı olur. Vel avari, emanet vermişse. Vel vedai, vedai ariyet, emanet almış. Yahut kendisi emanet vermiş. Ve ma eşbehe zalik, işte bunun gibi olursa o kendi malıdır. فَذَٰلِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ işte o aynıdan malıdır. Müşteriye, köleye emanet vermiş. Yahut da o köleye emanet almış. Yahut müşteri gitmiş, gasben birisinin kölesini götürmüş. İflas etmiş. Ondan sonra da adam geldi, kendi kölesini buldu. Kendi kölesini tebi alacak. Öteki borçlular dava edemezler ki. Adam diyecek ki, ya ben bunu satmadım, bu adamın mali değil. Benim kölemi gasp etmiş, kölemi alıyorum. Yahut emanet almıştı, yahut da ben emanet bırakmıştım. Kendi malını alır. İşte kendi malını bulursa alır. Hadiste de bu var. فَذَٰلِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ İşte böyle bu gasip, ariye ve diya şeklinde olursa kendi aynen malıdır. فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ Diğer uğramadan bu daha hak sahibidir. Ötekiler, onun öteki iflas eden adamın kendi malından alacaklar, alacaklarını. Bu köle onun mali değil ki. Köle öteki adamın. Emanet almış, yahut o emanet koymuş, yahut da gasp etmiş. Ve fî zâlike câhâdel hadîsen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz'in demiş olduğu hadis bu. Bir adam iflas etti. Başka bir adam da geldi, onun zimmetinde kendisinin bir malını buldu. Kendi malını alır. Kendi malı olduğu ne suretle olur? Ya gasp olunmuş, ya emanet almış, ya kendisi emanet bırakmış. Bu şekilde olur. وَاِنَّمَا يَكُونَ هَذَا الْحَد۪يسُ حُجَّةً لَاَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Bu hadis birinci mekale sahiplerinin lehine hüccet olur ki, لَوْ كَانَ ibaret şöyle olsaydı, فَاَسَابَ رَجُلٌ غَيْرَ مَالِهِ قَدْ كَانَ لَهُ فَبَاعَهُ مِنَ الَّذ۪ي وَجَدَهُ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَقْبِدْ مِنْهُ ثَمَنَهُ فَهَوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَةِ Hadisin lefzi böyle olsaydı o vakitte birinci mekale sahiplerine delil olurdu. Ne demek? فَاَسَابَ رَجُلٌ Bir adam isabet etti. Neye? غَيْرَ مَالِهِ Malısının gayrisine. Kendi malının gayrisine isabet etti. Öyle mal ki قَدْ كَانَ لَهُ Kendisinin idi. Vaktiyle kendisinin idi. فَبَاعَهُ مِنَ الَّذ۪ي وَجَدَهُ فِي يَد۪ي Fakat müşteriye sattı. Kendisini de ama sattı. Sattığı gibi malının eyni mi oldu, gayri mi oldu? Gayri oldu, kendi mali değil.
Vaktiyle o kendisinin maliydi ama sattı. Kendi malı olmadı, gayrisi oldu. Böyle olsaydı o adam da gitti, onu buldu vaktiyle. Kendisinin imiş, satmış, ötekinin mal elinde buldu. وَلَمْ يَقْبِدْ مِنْهُ ثَمَنَهُ Parasını da almamış. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ Evet, o sair gurema'dan daha ziyade o hak sahibidir. Eğer hadisin lafzı böyle olsaydı, onların lehine hüccet olurdu. Hadisin lafzı böyle değil ki. Borç para vermiş olsaydı, parası da var. O başka, o para meselesi başka, onu almış. وَهَذَا الَّذِي يَكُونُ حُجَّةً لَهُمْ İşte bu şey onların lehine hüccet olur. لَوْكَانَ لَفْسُ الْحَدِسِ كَذَلِكَ Hadisin lafzı böyle olsaydı, onların lehine hüccet olurdu. فَمَّا اِذَا كَانَ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ Hadis-i şerifte bizim rivayet ettiğimiz şey üzerine olursa فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ Onlar için bu hadiste hüccet yoktur. وَهُوَ Bizim dediğimizde nedir? عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْعَوَارِ وَالْرُّهُونَ Bir adam iflas eden adamın yanında malını buluyor. Bu neye hamlediliyor? Emanet. Emanet vermişti, gitti buldu. Yahut da gasp etmişti, onu buldu. Yahut da emanet almıştı, yahut da rehin koymuştu. İşte bunlar bu şekilde olursa emvali talibin fi vakti mutalebeti biha. O borcu mutalebe istediği vakıtta o talep edenin kendi mali olur. Adam iflas etmiş, kendisinin kölesi orada rehin idi gibi. Kendi malını o alacak, öteki borçlu değil. وَذَٰلِكَ كَمَا جَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَدِيثِ سَمُرَ Nitekim Semura radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz de bu hususta bir hadisi şerif de rivayet ediyor. Hadis de şu, فَإِنَّهُ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مُعَوِيَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Semre dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular men sürika lehu meta'un bir adamın bir eşyası satılsa evda'a lehu meta'un bir adamın yahut da eşyası zayi olsa ve vecedehu fi yedi raculin bi'aynihi başka bir adamın elinde onu gördü kendi çalınmış mali gitti ki bir adamın elinde yahut itmişti kaybıydı gitti ki bir adamın elinde satmamış ya çalındı ya zayi فَوَحَقُّ بِهِ Mal sahibi ona daha ziyade hak sahibidir. Alır. O kimin elindeyse o malını alır. Peki o adam nereden alacak? وَيَرْجِعُ الْمُشْتَر۪ي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ O adam kimden satın alması almışsa o da gider ondan parasını alır. Der ki yahu senin bana satmış olduğun bu şey hırsızlık işiymiş adam geldi malı aldı. Yahut da kayıp etmiş buldu benim elimden aldı. Sen bunu bana satmıştın, parasını ver. Parasını satan adamdan alır. Bak bu hadis-i şerif serahat. İşte burada diyor ki bir adam kendi malını, bizzat kendi malını gider bir kimsenin elinde bulursa o hak sahibidir, alır. Kâle Ebu Ca'far, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekâle ehlül mekâletil ula. Birinci mezhep sahipleri dediler ki lev kânel hadîsü alâ mâ zekertum Eğer hadis sizin zikrettiğiniz mana üzerine ise minet tevili lezi vasıftum. Siz vasfettiniz ki bir adam yani emanet yahut rehin yahut gasip terikiyle malını bulursa o vakit de alabilir. Böyle tevil ettiniz. Eğer böyle olsaydı izen lema kâne bina o vakitte bizim için olmazdı. İlâ zikri nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem zâlike min hacet. Peygamber Efendimiz'in bunu zikretmesine hacet kalmazdı. لَأَنَّ هَذَا يُعَلِّمُهُ الْعَامَّ Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle bütün umuma hükmü talim ediyor. فَضْلًا اَنِ الْخَاسَّ Havası bırak da avama da hükmü talim ediyor. فَالْكَلَامُ بِذَٰلِكَ فَضْلٌ Bu vakitte Resulullah Efendimiz'in böyle buyurmasında sözde fadlalık var. Hiç yani manası olmayan bir ziyadelik var. وَلَيْسَ مِنْ صِفَتِهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلَامُ بِالْفَضْلِ Peygamber Efendimiz'in sıfatından olmadı ki öyle lüzumsuz söz söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'in her sözünde bir hüküm, bir hikmet var. وَلَا الْكَلَامُ بِمَا لَا فَائِدَةَ مِنْهُ Faydası olmayan bir sözü söylemek de Peygamber Efendimiz'in sıfatından değil. Onun için Resulullah Efendimiz sizin dediğiniz gibi olsa bunu buyurmazdı.
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَر۪ينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ Onlara verilen cevap ikinci zümre tarafından şu: اَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِفَضْلٍ Peygamber Efendimiz'in bu sözünde faddalık, fudurilik yoktur. بَلْ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ Peygamber Efendimiz'in bu sözü sahihtir. وَفِهِ فَائِدَةٌ Onda da bir fayda vardır, bir hikmet vardır. Onun için zikreyledi. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ O hikmet de şu ki Resulullah Efendimiz اَعْلَمَهُمْ Nasa bildirdi ki اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا اَفْلَسْ Bir adam iflas ederse وَجَبَ اَنْ يُقْسَمَ جَمِيعُ مَا فِي يَدِهِ Onun elindeki malın teksimi vacip olur. Kim arasında? بَيْنَ غُرَمَائِهِ Alacaklar arasında onun malının teksimi vacip olur. Bütün bir borç alacakların birisi almaz. Hepsi toplanır. Herkes kendi alacağı nispetinde alır. فَثَبَتَ مِلْكُ رَجُلٍ Bir adamın milki sabit olsa لِبَعْدِ مَا فِي يَدِهِ O iflas eden adamın elinde olan malların be'sine bir adamın milkiyeti sabit olsa اَنَّهُ اَوْلَى بِذَٰلِكَ O evladır. Şimdi adam iflas etmiş, malını topladılar, alacaklar da gelmişler, malını teksim edecekler. Bir adam geldi dedi ki yahu siz bunun malını teksim ediyorsunuz ama şu mal benim evvela bunu çıkarım, bu onun değil ki. Bu mesela adamın malını toplarken diyelim ki ailesinin de eşyalarını getirdi koydular. Ailesi dava etmez mi ki ya bu hocamın değil bu benim mal. Benimkini verin de en evvela. Çünkü o mal sahibi. O iflas eden adamın milki değil. Evet. Ve ennellezî kâne fî yedihî O peki bunun elinde niyeydi? Madem senin malın idi bu adamın elinde ne geziyor diyor. Ve ennellezî kâne fî yedihî O yedinde olan adam ise قَدْ مَلَكَهُ وَغَرَّ ف۪يهِ Ona malik oldu ama onda bir aldatmak var. Başkasının malını ya gasp etmiş, yahut da zorundan almış, gasp etmiş, yahut da rehin bir mali kendisinin gösteriyor. Bu aldatmak var. فَلَا يَجِبُ لَهُ ف۪يهِ حُكْمٌ Bunda bir hüküm vacip olmaz. O zorundan almış olduğu malda yahut adamları aldatarak başkasının malını kendisinin mali gibi gösteriyor. Evet. Onda hüküm vacip olmaz. اِذْ كَانَ مَغْرُورًا Çünkü bir aldanmak var orada. فَعَلَّمْهُمْ بَهَدَ الْحَدِيثِ Öyleyse bu hadisle Resulullah Efendimiz nasıl hükmü öğretti ki başkalarının malini getirir de alacakları aldatıyor ki bak bu da benim malım. Halbuki ellerin malını getirmiş kendi mali gösteriyor. Ondan sonra da iflas bayrağını çekiyor. Onlar öyleyse madem senin malınsa biz bunu teksim edeceğiz. Öteki adam çıkar der yahu bu sizi aldattı bu onun mali değil bu benim malım getirdi kendi mali diye gösterdi. Siz bunu teksim edemezsiniz. O onu teksim edemezdir. Hani bu tüccarlarda çok oluyor bu yalancı tüccarlarda çok oluyor. Onun bunun malını getiriyor koyuyor gidiyor başka bir yerden bankadan bankadan para alıyor diyor ki bak benim var. Diyelim malını getirip ipotek veriyor. İpotek veriyor bankadan para çekiyor yahut taahhütlere giriyor. İflas ettiği takdirde o ipotek gider mi? Yok. Mal sahibi niye vermemiş? O mal sahibi evladır. Resulullah Efendimiz'in hadisinden bu anlaşıldı. Bunun faydası var diyor. Allemehum bi hadisi Semra. Semra'nın hadisiyle Peygamber Efendimiz talim etti. Ve nefâ en yekûnel mağrûrûllezî Şu aldanan bir adamın da olmasını nefyetti ki yüşkilü hükmuhu indel amme. Amme indinde hükmü müşkil olur. Bunu ne suretle yapacağız? Onu da talim etmiş olduk. Amme diyecek ki ya bu adamın elinde biz bulduk. Bu adamın mali mi? Öteki gelmiş diyor benim. Evet, bu da gel biz bunun malının arasında bulduk. Amme bu hükmü veremez. Resulullah Efendimiz bu hükmü beyan eyledi ki يَسْتَحِقُّ ذَٰلِكَ الْمَغْرُوبُ يُشْكِلُ حُكْمُ اِنْدَ الْعَامَّ يَسْتَحِقُّ بِذَٰلِكَ الْغُرُورِ شَيْئًا O gurur sebebiyle buna hak kesb eder diye ammenin hükmü müşkildir, hüküm veremezler. Bunu Resulullah Efendimiz bildirdi. فَهَذَا وَجْهُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ İşte bu hadisindeki bu kelime fazla değildir. Bunun bir vecihidir. İşte bunun bir faydası vardır. Öyle vecih de ki sahihun, sahih olan bir vecihtir. Onu beyan etmiş oldu. وَقَالَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mekale sahipleri dediler ki وَيُرْوَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرَ هَذَا الْوَجِهِ Bu senetle değil de başka bir senetle rivayet ediliyor. بَاَلْفَازٍ غَيْرَ الْفَازِ الْحَدِيثِ الْاَوَّلِ
birinci hadisin lefizleri başka türlü, fakat başka lefizlerinden başka türlü de rivayet var. Yani kendi davalarını teyit edecek başka bir senet de buldular. Fezekeru zikreylediler. Ma haddesena Yunus. Kale akberene ibn Vehbin. Kale akberene Yunus ibn Yezid. An ibn Şehabin. Kale akberene Ebu Bekir ibn Abdirrahman. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kada bis silati. Peygamber Efendimiz bir eşyaya iyi hükmetti. Öyle eşya ki yeptâvuha racûl. Bir adam satın alır. Feyuflisü iflas eder. Ve hiye indehu. O şey de onun yanında iflas etti. Bi'aynihâ. Aynıyla adam geldi ki iflas etmiş ama kendisinden almış olduğu o şey duruyor aynıyla. Lem yakdi sahibu lem yakdi sahibaha min semeniha şey'en. Sahibine de o kimden almışsa ona da hiçbir şey vermemiş. Para vermemiş. Fehve üsvetül gurema. O diğer borçları gibidir. O ki iflas etmiş. Adam da geldi ki kendisinden Ebu Bekir fekada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz hükmeyledi. Ennehu men teveffa. Bir adam ölürse. İflas değil, ölmüş. Şimdi bu yukarıki mesele, iflas ederse bu eşyayı satan adam da gelir kendi sattığı şeyi bulursa alamaz. Ne yapacak? Diğer borçlularla beraber onun malını teksim edecekler. Herkes hissesini alacak. Yok, adam vefat ederse. اَنَّهُ مَنْ تَوَفَّى وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُولٍ بِعَيْنِهَا. Bir adam da satmış olduğu, satmış parasını almamış bir şeyi geldi, aynıyla buldu. وَلَمْ يَقْبِدْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيَّا. Onun parasından da bir şey almamış. فَسَاحِبُ السِّلْعَةِ اُسْوَةُ الْغُرَمَا. O silanın sahibi borçlular gibidir. Bu nasıl oldu? İkisi de bir oldu bu. فَاُسْوَةُ الْغُرَمَا. İkisi de borçlular gibi oldu. Ehli makale birinci mezhep sahiplerinin kendi lehlerine delil olmadı. Bunu niye getirdi? Haddesena Yunus قال حدثنا وهب بن مالك حدثه عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Şimdi o birinci hadisi zikreyledi ya, o birinci hadiste bir adam kendi iflas eden adamın yahut da vefat eden adamın malında kendi satmış olduğu şeyi bulursa, parasını da almamış, o diğer borçlular gibidir. Ya bizim iddiamız da zaten o. Fakat bu ikinci hadiste diyor ki Resulullah Efendimiz اَيُّمَا رَجُلٍ اِتَّعَ مَتَعًا. Herhangi bir adam ki bir eşyayı satın aldı. فَاَفْلَسَ iflas eyledi. اَلَّذِي اِتَّعَهُ. Onu satan adam iflas eyledi. وَلَمْ يَقْبِدِ الَّذ۪ي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا. Satan adam da onun parasından bir şey almadı. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. Geldi aynıyla kendi eşyasını o iflas eden adamın yanında buldu. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. O mal sahibi daha ziyade hak sahibidir. Diğer borçlar gibi değildir. فَاِمَّا تَلْمُشْتَرِ. Yok, müşteri ölmüş de öteki adam ondan sonra gelmiş kendi sattığı eşyayı bulmuşsa فَسَاحِبُ الْمَتَاعِ اُسْوَةُ الْغُرَمَا. O vakitte o eşyayı satan adam diğer borçlar gibidir. Demek ki fark oldu. İflas başka, ölüm başka. Bak bu hadiste de bu oluyor. İflas ederse o eşyayı satmış da parasını alamamış adam diğer borçlular gibi. Hiç farkı yok. Kendi malını alamaz. Yok, adam ölmüş de parasını almadığı şeyin gider ki eşyanın kendisini bizzat alır. Öteki borçlardan öder. Ayrılır. Bu hadiste de bu çıkıyor. قالوا bu birinci zümre makale sahipleri dediler ki fakat bana bi hadal hadis, bu hadiste zahir oldu ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inma arada fi'l hadis el-evvel, birinci hadiste murad eyledi neyi? El ba'ata la gayrahum. Ba'ayı kastetti. Ba'aler kim? Satanlar. Satanları kastetti. La gayrahum, başkaları değil. Fekane minel hucceti lil ahirin aleyhi. Öyleyse ikinci zümrenin lehine, birinci zümre aleyhine olan hüccettendir ki enne hadel hadis munkati'un. Sizin bu rivayet eylemiş olduğunuz hadis munkati'adır. La yakumu bi mislihi hüccetun. Bunun misliyle hüccet olmaz. Munkati ne demek?
tabiinden olan bir zat doğrudan Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor. Bu arada kim idi? Hazreti Ebu Hureyre'den kim rivayet eyledi? Ebu Bekir ibn Abdurrahman. Bu ikinci. Ebu Bekir ibn Abdurrahman dedi ki Resulullah Efendimiz hükmeyledi. Halbuki tabiinden arada Hazreti Ebu Hureyre var. Ebu Hureyre'yi zikreylemedi. Bu hadis ondan rivayet edilmiş. Ebu Hureyre'yi zikreylemediği gibi hadis mungati oldu. İkincisinde yine öyle. İbn-i Şehab-ı Zühre Ebu Bekir ibn Abdurrahman'dan rivayet ediyor. O da diyor ki Resulullah Efendimiz böyle hükmeyledi. Bu ne oldu? Mungati oldu. Mungati de diyor sizin indinizde delil değildir. Bununla, bunu delil getiremezsiniz. Fe'in galu onlar deseler ki innema kabilnahu bu hadis mungatiyedir. Fakat biz kabul eyledik. Ve inkâne mungatiyan. Mungati olsa bile kabul eyledik. Leennehu beyyene ma eşkele fil hadisin muttasil. Beyyene ma uşkele fil hadisin muttasil. O birinci hadis muttasil idi. Onda müşkil bir iş var idi. Müşkil bir lafız var idi. Onu beyan ettiğinden bu mungatiyi biz kabul eyledik. O işgali izale ettiğinden dolayı. Böyle derlerse kıyle lehum. Onlara denilir ki قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَكُمْ size layık olur diye لَمَّا ضَرَبَ حَد۪يسُ أَب۪ي بَكْرَةَ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ هَذَا Hz. Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Bekir'e değil Ebu Bekir, Ebi Bekir o taziyedir o isim Ebu Bekir bin Abdurrahman bu ki muzdarip oldu فَرَوَاهُ bunu rivayet eyledi عَنْهُ Ebu Bekir'den اَزْزُهْرِيُّ Kema zikerin ahiren. Ahiren iki seneti getirdi ya, ahirde zikrettiği Zühri rivayet eylemişti. Ve revâhu anhu Ömer ibn Abdülaziz. Ömer ibn Abdülaziz de rivayet eyledi. Alâ mâ vasıfna evvelen. Evvelki vasf ettiğimizde. Size layık olan neydi? Şimdi bu ibare de yanlış. İn recau demiş, in recau değil. En terci'u. Bunu tasıyor. Size layık olan en terci'u sizin dönmenizdir. İlâ hadisin gayrihi. Bundan başka bir hadise dönmenizdir. Vehve o döneceğiniz hadis de hangisidir? Beşir ibn-i Nüheyk. Beşir ibn-i Nüheyk'in hadisini dönmenizdir. Fetece'alûnehu o da muhatap olacak. Fetece'alûnehu siz Beşir ibn-i Nüheyk'in hadisini kılasınız. Huve asla hadisi Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin hadisinin aslı onu kılasınız. Çünkü o muttasildir. Ve yusqitûne mâ khâlefehû. Ona muhalif olanı da iskat edesiniz. Ve izâ fealtum zâlik. Bunu da yaptınız mı? Âdetil hüccetül ula. Birinci hüccet evdet eder. Aleyküm sizin aleyhinize evdet eder. Ve inlem tef'alû zâlik. Yok bunu yapmazsınızsa illa biz hadisi mungatiyâle de istidlal edersinizse كان لخصمكم ايضا sizin hasminiz içinde caiz bir en yekule diye ki هذا الحديث الذي رواه الزهري عن ابي بكر ابي بكر'den Zühre'nin rivayet etmiş olduğu hadis cevabı كان لخصمكم ايضا يقول هذا الحديث الذي رواه الزهري عن ابي بكر ففرق fihi beyne hükmü teflisi vel mevt. Öyle hadis ki o hadiste feferreke tefrik etti fihi o hadiste beyne hükmü teflisi vel mevt. İflas ile mevtün hükümlerin arasını fark eyledi. İflasla mal sahibi alır, şey alamaz, mevt de alır diye tefrik eyledi bu hadis. Huve olur gayrel hadisil evvel. Evvel hadisin gayrisi olur. Feyekunul hadisul evvel indehu. Evet, birinci hadis İmam-ı Zühre'nin indinde olur. Müstemelen min haysu teavvülihi tevil haysiyetinde müstemel olur. Ve yekûne hâdel hadîsü sâni ikinci hadis de olur. Hadîsen munkati'en şâzzen. Hadîs-i munkati ve şâz olur. La yekûmu bi mislihi hüccetun. Munkati olan böyle hadisle de hüccet kaim olmaz. Fe yecibü terkü istemalihi. Öyleyse bu ikinci hadisin istemalının terkü vacip olur. Gene bizim dediğimiz dava sabit olur. فَهَذَا الَّذ۪ي ذَكَرْنَا işte bizim zikrettiğimiz de budur. هُوَ وَجْهُ الْكَلَامِ فِي الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَقْرِ
bu babda rivayet eylemiş olduğumuz hadislerin veçhi budur nakil cihetinde. Ve emma veçhü zâlike min tarik-i nazar. Nazar terikiyle kıyas terikine gelirse fe inna ra'ina racul. Bir adamı gördük. İzâ ba'a min racülün şeyyen. Bir adama bir şey satsa kâne lehu en yahbisehu. Onu yanında hapsetmek onun için caizdir. Hatta yunakkidehu semen. Hatta semeni ala. Vakitte geldi hocam. He? Vakitte geldi. Duap da yaklaştı. Çok. Kalsın peki. Ve emmâ veçhün nezer min tarikün nezer. Orada kalsın. Peki. Ve emmâ veçhü zâlike min tarikün nezer. Ama bu meselenin kıyas tarikiyle veçhî fe innâ ra'eynel racûl. Biz bir adamı gördük. İzâ bâ'a min racûlin şey'en. Bir adama bir şey sattı mı? Kâne lehû. Onun için caizdir. En yahbisehû. Satmış olduğu mali hapside hatta yunakkidehu semen, hatta parayı ona nekden alın. Parayı alıncaya kadar onu hapsetmek onun hakkıdır. Ve immâtel müşteri, alan adam ölür ise ba'aleyhi deynun, üzerine de borç var. Borçlu olarak ölürse fel bâ'i'u, eşya satıp da parasını alamayan bir adam üsvetül uğrama ile müsavidir. Diğer alacaklar nasılsa o da öyledir. Bunu böyle gördük, bildik. Fekâne l-bâi'u, satan adam oldu. Metâ kâne muhabbisen limâ bâ'a. Ne vakit ki satmış olduğu şeyi yanında hapsetti. Hatta mâtel müşteri, müşteri öldü. Kâne evlâ bihi, o bayi, o şeye satmış olduğu mala evlâ oldu. Min sâire uğrama el müşteri, müşterinin diğer alacaklarından. Yani satmış, mali teslim etmemiş, parasını ver götür demiş. Müşteri de peki demiş, parasını getireyim, mali götüreyim, müşteri ölmüş. Adam satmış ama mal kendisinin elinde, teslim etmemiş. Onun için diğer müşteriler ona karışamaz. Ben bunu satmıştım, bu adamın maliydi ama parasını vermediğinden bu benimdir. Bu kendisini alır, öteki alacaklar ona karışamaz. Fakat teslim ederse şekil değişir. Ve meta defa'hu ilel müşteri. Ne vakit ki satmış olduğu mali def ederse ilel müşteri müşteriye ve kabadahu minhu, müşteri de ondan alırsa, teslim alırsa sümme mate, sonra ölürse teslim aldıktan sonra fahuve, o malın sahibi ve sairil uğrama, diğer alacaklılar fihi, o malda sevap müsavidirler. Müşteri mali almış, kabz etmiş, kendi zimmetine geçmiş. Sonra ölmüş. Diğer alacaklılar gibi o malın sahibi de onlar gibi ortaktırlar. Hepsi beraber bölecekler. Bu mal benimdir diyemez. Niye? Teslim etmiş, kendi elinden çıkmış, zimmetinden çıkmış. فَكَانَ اُلْدِ اَلَّذ۪ي شُلْ بِشَيْكِ يُوْجِبُ لَهُ بَايِعَ icap eder oldu, vacip kılar oldu. Ney? الْاِنْفِرَادَ münferit, tek olmasını بِسَمَنِهِ, onun parasına. Yani o mali satmış ya müşteriye, onun parasına o kendisi münferiden sahip olabilir. دُونَ الْغُرَمَ, diğer alacaklılar değil. Bu hüve oldu beka'uhu, o şeyin bekası, malın bekası fi yedihi, bayi'in elinde. Demek mesele de satan adam mali teslim etmemiş de mal kendi elindeyse müşteri öldüğü gibi ona o evladır, ötekilerinden evladır. Ne yapacak? Onu götürüp çarşıda satacak. Aşağı yukarı ne tutarsa kendi parasını alacak. Semeni dedi ki de bu. Yani aynı mali değil. Madi ya ucuzlamıştır ya pahalanmıştır. Diyelim ki sattığı vakitte 10 liraya sattı. Fakat adam öldüğü vakitte 20 liraya çıktı. Mali ben aynen gene 10 riyaldan alırım diyemez. Malın parasını alır. Sen kaça sattın? 10 riyala. Adam öldü, yalnız sen münferiden bunu en evvela kendi borcunu alırsın. Götürür onu satar. 10'a mı satıldı? 15'e mi? 20'ye mi? 20'ye mi? Kendi parasını alır. Diğer fazlası öteki adamlarındır. Yok, götürdü, 10 riyala satmıştı da götürdü, sattılar, fiyasa düşmüş, 8'e satıldı.
8'ini aldı, 2 riyal da alacağı kaldı gene. فَلَمَّا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَٰلِكَ Baktaki bizim vasfettiğimiz böyle oldu. كَانَ كَذَٰلِكَ Bunun gibi oldu. اِفْلَاسُ الْمُشْتَرِ Müşterinin iflası da böyle oldu. Ölüm meselesinde hüküm böyle olduğu gibi iflas meselesinde de böyledir. Yukarıda onların ikisini tefrik etti. İflas da başka türlü, ölüm de başka türlü. Diyor ki hayır, şimdi kıyasa bakılırsa ikisinin de bir olması lazım. اِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَايَ Köle satan adamın elinde olursa فَهْوَ اَوْلَى بِهِ O köleye daha evladır. مِنْ سَائِرَ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِ Müşterinin diğer alacaklarından daha evladır. Niye? Köleyi satmış fakat teslim etmemiş kendi elinde. Öteki adam da iflas etmiş. Ha iflas etmiş, yavurmuş. Madem mal satan adamın elinde, o daha evladır. وَاِنْ كَانَ قَدَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ Yok, adam kendi elinden çıkarmış da. اِلَا يَدِ الْمُشْتَرِ Müşterinin eline. Çıkarmış, mali satmış, parasını almamış ama mali müşteriye vermiş. Müşteri de iflas etmiş. İflas etmiş de ölüm meselesi gibi. فَهُوَ O satan adam وَسَائِرِ الْغُرَمَا Diğer alacaklılar fihi o kölede sevabı müsavidir. Müsavidir. Madem köle müşterinin zimmetine geçmiş, onun malı olmuş, öyleyse onu ortaya koyacaklar, herkes kendi hissesi kadar alacak. فَهَذِي حُجَّتٌ صَحِيهَ İşte bu bir sahih hüccettir. Kıyas böyle icap eder. وَحُجَّتٌ اُخْرَى Diğer bir delil daha var kıyas itibariyle ki اَنَّا رَعَيْنَاهُ Biz gördük ki اِذَا لَمْ يَقْبِدُ الْمُشْتَرِ Müşteri satın almış aldığı mali kabz etmez ise وَقَدْ بَقِيَ لِلْبَاعِ كُلُّ ثَمَنْ Satan adamın parasının hepsi müşteride kalmış. اَوْ نَقَدَهُ بَعْدَ الثَّمَنْ وَبَقِيَتْ لَهُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِّنْهُ Yahut da paranın bir kısmını vermiş, bir kısmı kalmış. İster paranın hepsi müşterinin zimmetinde kalmış, isterse bir kısmı kalmış. اَنَّهُ اَوْلَى بِالْعَبْدِ O para sahibi olan bayi'in köleye hakkı evladır. Onun hakkı vardır. حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ Hatta paradan kalanı da, bakiye kalanı da alıncaya kadar. Parası zaten hepsi kalmışsa hepsini alacak. Yok, bir kısmını almış da bir kısmı kalmış. O gerisini de alıncaya kadar o köle, o mal elinde kalıyor. İstifa edinceye kadar. فَكَانَ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ Satmış olduğun malın bekası sebebiyle فِي يَدِهِ بَايَعِنْ elinde اَوْلَى بِهِ اَوْلَى oldu. Onun malın kendi elinde kalması sebebiyle o mala evla oldu, ehak oldu. اِذَا كَانَ لَهُ كُلُّ الثَّمَنْ Eğer paranın hepsi kendisinin ise اَوْ بَعْدُ الثَّمَنْ yahut paranın bazısı. وَلَمْ يُفَرَّكْ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ Bunun arasından tefrik edilmez. Yani paranın hepsi kalmış, bir kısmı kalmış, tefrik edilmez. İsterse az bir şey kalsın, gene mal kendisinde ise kendisi onu o maldan alabilir. فَجُعِلَ حُكْمُهُ حُكْمًا وَاحِدًا Bunun hepsi bir oldu. İster iflas etmiş, isterse ölmüş, isterse parasının bir kısmını almış, isterse bazısını, hepsini almış. İşte hepsi kalmış ya bir kısmını almış, farkı yok. O evladır. Diğer alacaklar gelip de ona karışamazlar. Bu adam kendi hakkını alır, bir şey kalırsa ötekiler de kendi haklarını alırlar. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Vaktaki bu mesele böyle oldu. وَاَجْمَعُوا Ulema icma eylediler ki اَنَّ الْمُشْتَرِيَ Satın alan adam اِذَا قَبَدَ الْعَبْدَ Satın almış olduğu köleyi kabz ederse وَنَكَدَ الْبَايَعَ مِنْ ثَمَنِهِ طَائِفَةً O kölenin parasından bir kısmını da bayağı verirse, nekden verirse سُمَّ اَفْلَسَ الْمُشْتَرِيِ Sonra da müşteri iflas ederse اَنَّ الْبَايَعَ لَا يَكُنْ Bayi olmaz. لَا يَكُنْ olmaz. بِتِلْكَ الطَّائِفَةِ الْبَاقِيَةِ لَهُ Kendisin için, kendisinin parasından bir kısmı müşterinin üzerinde kaldı. Bu sebeple olmaz. اَحَكَّ بِالْعَبْدِ Abde ehakk olmaz min sairil uğrama. Diğer borçlulardan evvel o daha ziyade hak sahibi olamaz.
Niçin olamıyor? Çünkü teslim etmiş müşteriye, müşteri kabzetmiş. Müşteri kabzettiğinden dolayı bayi'nin daha bir hakkı kalmamış. Bel huve belki bayi' ve hum diğer alacaklılar fihi o malda sevabı müsavidedir. Ve kezalike izâ bakiye lehu semenuhu kulluhu hatta eflas. Adam satmış, parasının hepsi öteki adamın zimmetinde, parayı almamış. Adam iflas etmiş, bu da böyledir. فَلَا يَكُونُ بِذَٰلِكَ اَحَقَّ بِالْعَبْدِ. Bu adam satmış, parasını almamış ama mali teslim etmiş, müşteri mali kabz etmiş. Öldüğünde nasıl müşterinin mali ise, bayi alamıyorsa, bu iflasta da böyle. Hepsi müşterinin hakkıdır. Evet. Gelip de hak dava edemez. وَكَذَٰلِكَ اِذَا بَقِيَ لَهُ ثَمَنُهُ كُلُّ حَتَّى اَفْلَسَ فَلَا يَكُونُ بِذَٰلِكَ بَعِيَ Bu sebeple olamaz. اَحَقَّ بِالْعَبْدِ كُلَيَ دَهَا زِيَدْ Hak sahibi olamaz. Vesaire, misaire uğrama diğer alacaklardan. وَيَكُونُ هُوَ وَهُمْ ف۪يهِ سَوَى O köleyi satan adam ve diğer alacaklar bu hükümde müsavidirler. Sebep? Çünkü müşteri mali kabzetmiş. فَيَسْتَوِي حُكْمُهُ Öyleyse bunun hükmü müsavi olur. اِذَا بَقِيَ لَهُ كُلُّ السَّمَنْ عَلَى الْمُشْتَرِي اَبْعَدُ السَّمَنْ Paranın hepsi müşterinin üzerinde kalmış yahut da bir kısmı kalmış. Hatta eflesel müşteri, hatta müşteri iflas etmiş. Öyleyse bu da böyledir, müsavidir. Hüküm müsavidir. İster iflas etsin, ister olsun. كَمَسْتَوَى بَقَاءُهُمَا Paranın hepsinin kalması yahut da bir kısmının kalması müsavi olduğu gibi. Cemiyen, her ikisinin. Lehu o adam için, aleyhi müşteri üzerine. Hatta kânel mevd, hatta ölüm oldu. Ellezî ölü ölüm ki ecme'û fîhî anda ittifak ettiler. Alâ mâ zikârnâ. Bizim zikrettiğimiz mesele üzerine icma ettiler. Onda ihtilaf yok. Müşteri mal alır da. Parasını ödememiş. Malı kabzetmiş, parasını ödememiş, ölmüş. Bunda ihtilaf yok. Bu almış olduğu mal kimindir? Müşterinindir. Öteki alacaklılar gelir. Bu mali satan adam da gelir. Ona hepsini toplarlar. Bu adamın malına kıymet korlar. Kendi borçlarını da toplarlar. Herkes parası alacağı nispetinde ondan alır. Bunda ihtilaf yok. İhtilaf hangisinde var? İflasta var. İflas. İflasta diyor ki nasıl ölümde böyleyse iflasta da böyledir. Kabız oldu mi? Müşteri malı kabz etti mi? Bitti. O mal sahibi gelse de ki kendi malını alamaz. Niye kabz olmuş? Kendi zimmetine geçmiş. Çünkü ulemadan bir kısmı dediler ki hayır. İflas ederse, öteki mal sahibi gelirse o kendi malını alır. Bunu da diyor ki hayır. Delil getirdi hadislerinden. Şimdi de kıyasen delil getiriyor ki alamaz. İkisi birdir, müsavidir. Fesebete bin nazar kıyasla sabit oldu. Ma zekirna bizim zikreylediğimiz minzalik bundan. Yani ister iflas etsin, isterse ölsün, satın almış olduğu mali kabz ederse o müşterinindir. Bayi gelse malini bulsa alamaz. Diğer müşterilerine müsavidir. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَنِفَةَ Bu İmam Ebu Hanife'nin kavludur. وَاَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحِمْهُمُ اللّٰهِ Bu üç imamın kavli de budur. وَقَدْ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْهُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ وحدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أشعث مولى آل حمران عن الحسن حسن بسري ذن رواتي لذي قال حسن بسري بيرد لاركي هو أسبة الغرماء ومال صاحبي diğer borçlular لاركي بدي kendi malini bulmakla ona sahip olamaz. والله أعلم. İşte bu mesele de burada bitti.